Merhaba uçaklar, ben Ali Yıldız Oyun Oyna. Yine oyun oynayacaklar. Evet uçaklar, bugün sizinle beraber görmüş olduğunuz gibi görmüş olduğunuz o ödev göndermiş Fenerbahçe. Helal kardeşime. Görmüş olduğunuz gibi Şan Efsanelik serisine tekrardan devam ediyoruz. Efsanelik serisinde Glan'ımı buldum. Sanal oyuncuyla Erdem Ali Cengiz'in Glan'ındayız. Onlarla beraber devam edeceğiz. Şimdi bakalım. Hemen girelim ya. Aynen. Birkaç gündür girmeyelim. Bu sıra savunmada ne yapmışız abi? Savunmada gördüğünüz gibi 15 kupa kaybetmişiz, 28 kupa kazanmışız, 23 kupa kaybetmişiz, 16 kupa kaybetmişiz. Daha çok ya. Ulan Köybün Ağzı 11 ile bile kupa kaybediysek zaten başka da bir şey demeyelim abi ya. Gerçekten demeyelim yani. Vallahi billahi. Zor durumlar, sıkıntılı olacaklar. Yani sonuçta sizden düşük seviyeler size saldırmayın. Yani yüksek seviyeler saldırır. Zaten Clash of Clans'da şöyle bir mantık var. Köy binası 11 sen, köy binası 11'lerle karşılaşırsın genel olarak. 9 sen 9'larla karşılaşırsın. 7 sen 7'lerle karşılaşırsın. Siz de bunu yaşarsınızdır. Ben mesela Efsane Ligi'ye bu hesapla çıkmam benim için ölüm. Çünkü karşıma ileride hep köy binası 11 çıkacak ve Titan, yani Titan'dan sonra hep full köy binası 11'ler çıkacak. Hayırlısı uğurlusu olsun. Bakalım ne yapacağız yani. Zor. Ha burada 32 kupa çıktı. Ben buna girmek isterim abi. İsterim yani. Net. Köy binasını alacağım. Fazla abartmayacağım uçakları yani. Her yeri fullememi beklemeyin. Geçen videoda yazanlar olmuş abi. Aa, iç duvarı patlatsaydım keşke ya. İşte. Büyük bir taktik hatası. Şu anda büyük bir taktik hatası yaptım. Bunun farkındayım. İç duvarı. Ha bu duvarı patlatacaktım. Ha burayı. Neyse. Tamam. Sıkıntı yok. Yazmışlar abi ne yapaysın falan filan, kötü saldırılar falan filan yapaysın. Uçaklar yani benim amacım zaten şu anda kupa kazanmak. Kupa kaybettiğim zaman bana bunu dersiniz yani. Öyle bir şey yok. Şöyle bir atalım abını. Hızlansın. Abraya doğru bir atalım. Gel 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 gel. Hızlı hızlı hızlı. Kral. Kraliçe. Büyük korucu. Büyücüler. Duvar gırıcıyı da atsam mı? Nereye doğru kıracak duvar gırıcı? Okçuları da atalım. Ha buraya bir tane şifa atacağım. Aynen. İçeriye köy binasını alsın yeter bana zaten. Bir tane daha öfke atacağım. Ha buraya bir yere. Öfkelensinler abi. Büyük korucunun özelliğini bas. Tamam köy binasını aldık zaten. Ha burada walker'lar var. Tamam %50'yi de aldık. Ben çıkacağım abi. %50'yi aldıysam çıkacağım. Fazla abartmanın bir manası yok. Gaynak manyak bu. Bunlar benim için önemli değil. Bu arada var ya Havur'daki abone ne fena indirdiler. Helal olsun büyücü. Büyücülerin bile 5 level uçaklar. Öyle bir hesaptayım. Yani tam olarak full değil bu hesap. Kesin. Aa bak ben olaya odaklanırken kral gitmiş ölmüş bitmiş ya kral. Yazık bana ya. Vallahi billahi. Bu kral kraliçe olayını iyi ayarlamam lazım. Saldırılara iyi konsantre olmam lazım ama uçaklar şuna emin olun ki sonuçta bir sunucu gibi size anlatmak zorundayım. O sıra yani kameranın karşısında olduğunu bilsin. Sıkıntılı yani. Yani. Normal hayatta oynadığın gibi tabii ki oynayamazsın. Neyse bunlar bahane değil. Sonuçta 2 yıldızımızı aldık. 22 kupa falan filan aldık. 21 kupa. Devam ediyoruz. Evet uçaklar bu sefer orduma gördüğünüz gibi 2 tane golem, 6 tane Valkyrie, 4 tane Valkyrie diyorlardı. Şey yaptım. Dilim ve Valkyrie diyesim geliyor. Şimdi çok ilginç yani. 4 tane şey şifacı, 16 tane büyücü, 4 tane duvar görücü aldım. Glam Galen belli zaten. Büyülerim yine deprem öncelikli büyüler. Bakalım. Deprem büyüsünü seviyorum bu arada. Çok sevdiğim bir büyüdür yani. Uçaklar köy arayırız. Uygun köy bulunca geleceğiz yani. Mevzu tamamen bu. Evet 20 kupalık bir köy binası 9 çıktı. Dalamadan etmeyeceğim. Şimdi uçaklar öncelikle havunu söyleyeyim yani. Gerçekten çok önemli bir şey bu. Benim için. Ben burada saldırı yaparken yani kesinlikle kupaya yönelik saldırı yaparım. Yani özellikle size şey saldırısı göstermeyeyim. Fulleme saldırısı göstermeyeyim. Kupada daha önceki serilerde bildiğiniz gibi kupada mühim olan zaten şeydir. Depreme atsaydık iyiydi. Kupada mühim olan şey zaten ha buraya atacağım abi depremi. Kupada mühim olan şey bilirsiniz ki önemli olan kupa kaybetmemektir yani. O yüzden kupa kaybetmemeye yönelik saldırılar yapacağım ben zaten. Bunu bilirsiniz. Söyleyeyim yani baştan. Abi de 4 tane atalım. Şimdi bir tane öfke atalım abi. Evet. Kupa kaybetmeye yönelik saldırılar yapacağım. Bu sebepten dolayı sakın şey yapmayın. Abi orayı fullleyemedin, orayı üçleyemedin. Nasıl saldırı yapaysın falan demeyin yani. Hiç gerek yok. Uçaklar fazla harcamayacağım ya. Kralı bas. Büyük korucunun özelliğini ver. Hepsi güçlensin.
yararlansın. Ondan sonra abi Kral öldü. Kral öldü. Kraliçem yaşaya hala hayatta. Şifa falan basmaya gerek var mı? Ha buraya doğru bir basalım. Ondan sonra ha buraya doğru da hafif bassak mı? Yok zaten şifacılar var. Onlar zaten iyileştiriyor. Basmaya gerek yok. Sadece biraz daha hızlandırsam çok iyi olur. Bir tane hız basayım ha buraya bir yere. Kraliçe de yararlansın hızdan. Tamam. Bir tane şifayı saklayacağım. Zaten çok geç büyüler çıkar bir dahaki savaşta. Tam köy binası 9'u fullleyeceğiz ve gördüğünüz gibi şeyimizi alacağız yani kupamızı alacağız yani bunlar böyle uşaklar böyle çıkılır efsaneye. Çıkamaymışım rezillik ya. Kraliçeyi basalım. Oy. Kral çabuk öldü yalnız ya. Vallahi çabuk öldü ya. Şifacılar çok işe yarar ya. Görüyor musunuz uşaklar? Bir tane şifa büyüm kaldı sadece onun dışında bir şey yok. Tamam bir tane top kaldı bir tane de okçu kulesi kaldı. Acaba alabileceğiz mi? Alırız. Alırız. Çok da iyi, çok da güzel alırız. Benim en büyük dezavantajım bak, efsanedeki çıkmaya çalışırım ama tıpkı köy binası 9'da Titan Lig'e çıktığım gibi bir hesabım var. Efsane Lig'e çok zor çıkar bu hesabı şoklar. Askerlerini düşün, büyücü bile 5 level. Kahramanları çok düşük. 16'ya 20'ye 5 yani. Yani daha bundan düşün. Bu Efsane Lig'e bu hesap zor çıkar yani öyle söyleyeyim. Sıkıntı yok çıkacağız yani. Söz verdiysek sözümüzü her zamanki gibi tutarız uşaklar. Her zamanki gibi tutarız. Olay bu. Golemler hala yaşayın. Helal be. Aynen. Klanın büyük dezavantajı iki seviye bir klan olması. İki seviye olduğundan dolayı sıkıntı yaşayacağız. Attığım askerler bir seviye yükselmeden geliyor bana. Askerlerim hazır olsun tekrardan devam edeceğiz uşaklar. İki tane saldırımızı yaptık. Hadi bakalım üçüncüsü ne olacak. Bu arada uşaklar askerlerim çıkarken size bu saldırıyı göstermek isterim. Adam 40, ya bu popüler bir saldırı zaten. 48 madenci saldırısı. 48 madenci almış. Gördüğünüz 2 öfke, 3 dondurma almış. Bu normalde 4 şifa da alınmış. 4 şifa alınır. 2 şifa, 2 öfke de alınabilecek. Çeşitli alternatifler yapılabilir. Gördüğünüz gibi güzel bir saldırı stili yani. Beni fullemiş bu saldırıyla. Bakalım madencileri buradan atmış. Bu saldırı çok önemli bir saldırı uşaklar ama madencileri 4 level. Benimki 1 level. O yüzden yapamayırım pek bu saldırıyı. Aslında yapmayı çok isterdim. İçeriden doğru gidiyor. Öfke attı madencilere. Madenci gaza gaza gidiyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha öfke attı iki tarafa. Bir tane dondurma attı. Bir tane şeyi dondurdu. Cehennem Kulesi'ni dondurdu. Ondan sonra rahat etti yani. Rahata kavuştu adam yani. Şu anda kahramanları ne yapay? Kahramanlar biri dışarıdan gidip kraliçe de yandan doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi dondurma büyüsü hala dondurmuş vaziyette. Bayağı uzun süren bir dondurma büyüsü var. O sıra zaten Cehennem Kulesi gitti. Şimdi diğerini atacak dondurma büyüsünü. Taktik icabı. Köy binasını aldı. Aldı. Madencilerin hepsi ortada mı birleşti? Dondurma büyüsü atmadı şu anda şeye. Cehennem Kulesi'ne. Çok ilginç. Abi 4 seviye madenciler gerçekten çok etkili ya. Şu işe bakar mısınız ya? Vallahi bravo. Vallahi bravo. Şu anda abi %65 aldı. Ama beni fullleyemedi bu ya. Fullledi falan filan değilim ama fullleyememiş. Doğru. Ama fullleyebilme ihtimali çok yüksekti. Biraz acemilik yaptı bence. O dondurma büyüsünü kullanacaktı. O da zaten Şampiyon Lig'e çıkmaya çalışıyor uşaklar. Bu sebepten dolayı o da yani 2 yıldız aldı bıraktı yani. Normalde çok rahat fullleyebilirdi yani. Ama onun da kahramanların seviyesi yeterli değil. Sadece madenciyi basmış. Değişik güzel bir saldırıydı ama sonuçta. Maden, sırf madenci. Tek tur saldırı gibi maşallah. Ah. Evet uşaklar yeni bir saldırı. Ordumu görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi golem. Volker'i, Pekka büyücü saldırısı yapacağım. Şimdi bir de bazı arkadaşlarımız diyor ki abi niye saçma ordularla falan filan şey yapaysın. Uşaklar saçma ordu değil bunlar. Normal bildiğin dizilmiş ordu yani. Bunun da açıklamasını getireyim şimdiden. Böyle yorumlar görmek istemeyelim açıkçası. Yani normal asker yani bunlar. Yani sonuçta oyunun bize vermiş olduğu askerler yani. Ordu kurmak burada abi bunun merkezine gidemeyiz ama merkezine gidemezsek tek yıldızda kalırız. Boşver. Neyse köy bulup geleyim. Evet uşaklar 31 kupalık bir köy. Gördüğünüz gibi rahat bir köy. Köy binasını alacağız. 3 tane buraya. Glan Galesi'ne bir şey almadan çıktık. Evet rahat bir köy bizim için ölüm olacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ha buradan Walker'ları sal. Ha buradan da sal. Ondan sonra Pekka'lar 3 tane. Kral. Habile.
Ondan sonra bir tane öfke, dondurma, at dondurmayı, yeter. Çok şey yaptın, etkiledin beni. Kabını bas abi. Aynen içeriye iyice gidin. Gidin içeriye. Gir, al o cehennemi. Cehennemi al, cehennemi. Cehennemi al, kralı bas. Tamam, köy binasını al. Tamam, abraya bir tane bas. Etkilemez ki. Etkilemez, kraliçeyi bas. Aynen. Bir tane okçu var, onu da abraya çıkın. Hepsini bastın mı? %39'da mı kaldı? Vay be, cehennem kulesi mahvetti beni, görüyor musun? Bir tane, gördüğünüz gibi, abi deprem çok önemli. Bundan sonra depremi almadan çıkmayacağım abi ya. %42'de kaldık, çok kötüydü. Deprem çok önemli ya, gerçekten çok büyük etkisi var. Hayırlısı ya, eksik olan bir şey yapmadım aslında ama sıkıntı yok. Sonuçta uçakla köy binasını aldıktan sonra her türlü bizde yani. Önemli olan zaten mühim olan köy binasını aldık. Evet uçaklar, az önceki büyük hizmetten sonra bu kez yine Pekka aldım. Pekka'nın yanında şifacı aldım. Büyücü aldım. Gördüğünüz gibi ama bu sefer Glengale'mi aldım. Ay, ihmal etmedim. Glengale'si demek ki çok önemli. Aşırı önemli yani. Glengale'sini almayı unutmayın uçaklar. Kesinlikle. Şimdi ama 15 dakikada bir Glengale'si isteye şey yapar. Uymay işte videoma, uymay yani. 10 dakikaya düşürsek çok iyi olacak yakılan olarak. Sanal oyuncu Erdem, size sesleniyorum. 10 dakikaya düşürelim şu asker isteme süresini. Hadi bakalım. Evet uçaklar, bir nebze düşük bir köy. Kaçırmam yani bu tür köyleri. Düşük bir köy olduğu için tak tak tak. En az 2 yıldız bekleyelim. Bakalım ne olacak. Şimdi golemlerimizi salalım. 1, 2, 3. Geniş bir şekilde saldım. Büyücüler. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde büyücüleri de verdik. Ondan sonra duvar gırıcıyı ver. Ver duvar gırıcıyı, duvarı patlatsın. Ondan sonra uçaklar Pekka. İki Pekka, bir tane kahraman. Bir tane, öteki kahramanım nerede? Allah kahretsin, o da mı yok? O da mı yok? Hayır ya. Öfke. Gir içeriye. Ver büyücüleri. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Allah. Bana nereye gittiler, gördünüz mü? Gördünüz mü nereye gittiler? Hay Allah'ım ya, işe bak. Abi niye öyle saçma sapan bir yere gittiniz? Neyse abiyle bir alalım. Bir donduralım. Var mı onun başında birileri? Ooo, az kalsın şeyi basmalıydı. Tamam, köy binasını aldık, çok güzel. Cehennem kulesi gitti mi? Gitmedi. Sıkıntı yok, tamam, köy binasını aldık. Az önce bir hata yaptım bir yerde. Köy şeyleri içeriye sokarken bir hata yaptık. Yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler. Tamam. Köy fulleyemeyeceğiz muhtemelen ama 2 yıldız almamız bizim için yeterli abi. Kupa kasayız. Kupa klan savaşında değiliz. 2 yıldız yeterli. Her zaman için. Çok güzel, çok güzel. Kral öldü. Azıcık daha zamanında atsaydım kral ölmeyecekti ama 2 tane pek hala yaşay, çok güzel bir şekilde. Onlar sırtlay zaten savunmanın şeyini. Bir tane de golem içeride. O onun golemiymiş. Onun golemiymiş. Golem koymuş şeyini. Tamam, Pekka'lar çok iş yaptı ya. Vallahi bravo. Of, Pekka'yı gördünüz mü? Kafasına nasıl indirdi kral? Acayip indirdi ya. İnanılmazdı. Üçü de. Evet. Bekleyelim ki fullleyeceğiz mi? Merak ettim ya. Belki fullleyeceğiz. Hiç belli olmaz yani. Yok, fullleyemeyiz. Tamam. İçeriye gitmiş olsalardı fullleyecektik. 17 kupada buradan aldık. Kaç kupamız oldu abi? Kaç kupamız oldu? 2946. Kaçla başlamıştık gibi? Hemen bakayım şimdi. 27, aynen, 41, 51, 61, 68 kupa. 100 kupaya yapalım, bölümü bitirelim. Tamam. Bir bölümde 100 kupa kasmış olacağız. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Evet uçaklar, şimdi Lavtaz'ı balon dalgalık saldırısı yapacağım. Bu saldırıyı çok fazla bilmediğim bir saldırı açıkçası. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani büyük koruyucuyu havadan yapayım. Dur. Onu ayarlayayım da ondan sonra boyut bu şekilde saldırayım. Büyük koruyucu nerede? Nerede? Heh. Hava olsun. Hava saldırıları. Evet. Aynen. Evet. Bakalım neler yapabileceğiz bu saldırıları. Uygun köy bulalım, gelelim. Uçaklar arayırım da. O değildi. Benim hakikaten seviyem çok düşük. Aşırı derecede düşük. Gerçekten yandım yani. Yandığımın resmidir de, bir dakika abi, ne? Tek. Cehennem kuleleri tek de, bu iyi bir şey. Bu taraftan doğru girersem alırım burayı ya. En azından köy binasını alırım diye tahmin ediyorum. Neyse. 3 tane hava savunmasını buraya doğru bir yayalım. 3 tane lavtazı. Bir tane daha burada. Aynen, 4 tane lavtazı. Bas da şeylere, balonları.
Ondan sonra bir tane buraya öfke, bir tane buraya. Bir tane daha buraya at. Hız da at. Hız. Kral, kraliçe, büyük korucu. Ondan sonra arkadan dal kavuklar. Şifayı basalım. Aynen. Ha buraya da bir tane öfke. Ha buraya bir tane hız. Hadi oğlum daha hızlanın. Hadi. Aynen. Bu şekilde yaptık bakalım. Harika kadar gitmiş la o şeyleri. Çok iyi, çok iyi, çok da iyi, çok da güzel. Evet. Bakalım dal kavuklar alabilecek mi hanı? Vay be alamadılar ha gördün mü? Köy binasının canı öyle kalırsa yemin ederim var ya tam bir rezillik. Bak köy binası dipte ya bu kadar kaldı köy binası. Alamadık köy binasını. Büyük koruyucuyu da size bakarken basamadım. Bravo bana ya. Gerçekten o köy binasının öyle kalması gerçekten acı verici ya. Vallahi billahi. Bak kahramanlar ne işe yaraysınız oğlum siz. Moralim bozuldu. Kraliçeyi de basmadım zaten. Lan köy binasını gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Köy binası şu kadar yani yok oldu olmadı ama. Nasıl ayakta durdun kardeşim sen ya? Abi saldırının tekrarını izleyeceğim. Öyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi ya. Sinirlerim bozuldu. Köy binası. Şaka gibi ya. Bak bak bak. Allah'ım köy binasına bak. Bak. Şimdi uşaklar ve son duyuru olarak şunu söyleyeyim size. Kesinlikle yani şimdiki saldırılar fantezi saldırıları. Yani zaten kupa kaybetmeyeceğimi bilirim. Zaten kaybetmeyeceğimi bilirim. Ne bileyim ya bölüm biraz daha akıcı olsun diye. Hani ben zaten köy binası 8'de de böyle yapmıştım. Başta böyle fantastik saldırılar falan filan yapmıştım Şampiyon Ligi'ne çıkarken. Daha sonra uşaklar iç ciddiye binince gerçek ordumu belirleyip hatta çok gerçek 2-3 tane ordu belirlemiştim. Onlarla beraber belli yerlere çıkmıştım ya. Zaten o seriyi takip edenler vardır, bunu bilir. İlerleyen süreçte mutlaka ve mutlaka özellikle bu Titan'a çıkmaya yakın bir zamandan itibaren çok güzel ordular bulup o ordularla beraber aslanlar gibi çarpışacağız uşaklar. Şimdi işin şeyindeyiz yani. Lay lay lomundayız. Sıkıntı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Las Kaçar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah.